Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz son hafta hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz çoğunuz işte duymuştur. Son haftaya kadar ders çalıştım veya son hafta çalışmana gerek yok tarzında çok fazla aslında teori var. Öncelikle herkesin çalışma sisteminin farklı olduğunu ve herkesin farklı olduğunu kabul etmek gerekiyor bu noktada. Yani siz illa ben çalıştım da yaptım diye, atıyorum ben ya da çalışmadım da yaptım diye sizin aynı şeyleri yapmanıza gerek yok. Biraz daha bu kişinin eksiklerine ve içindeki vicdanının durumuna bağlı olarak değişir. Çünkü eğer vicdanın rahat etmiyorsa tabii ki çalışırsın. Biraz bunun hakkında konuşacağım. Önce biraz kendimden bahsedeceğim. Eğer bu videoyu ilk kez izliyorsan ben Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Şu an hazırlık sınıfındayım. Bu kanalda deneyimlerimi paylaşıyorum. Vloglar çekiyorum. Biraz daha kendimle alakalı, kendi hayatımla alakalı kanal, bir kanal olacak yani. Ay, açıyı sevmedim ya. Şu açı daha iyi sanki. Arkadaşlar son hafta tabii ki çalışmalıyız. Ama bu çalışmanın büyüklüğü küçüklüğü çok önemli. Şu ana kadar yaptıysan ve son hafta eğer çalışmak istemiyorsan, çalışmanın fazla geldiğini, böyle seni çok sıktığını düşünüyorsan çalışma. Çalışmak yerine şu ana kadar biriktirdiğin soruları okuyabilirsin. Çıkmışlara gözden geçirebilirsin. Veya notlarını gözden geçirebilirsin. Tekrarlar yapabilirsin. Biraz daha hafif şekilde geçirebilirsin. Yani test çözmekten, deneme çözmekten uzak bir son hafta geçirebilirsin diye düşünüyorum. Çünkü ben de böyle yaptım. Sınavı haftasına girmeden önceki pazar günü bir deneme çözdüm. Pazar günü. Ve o denemede TYT'de 20 net eksik yaptım. Ama inanın hiç moralimi bozmadım. Çünkü şöyle düşündüm, yani ben şu ana kadar yüksek netleri gördüm mü? Gördüm. Çalışmaya devam ettim mi? Ettim. Düştüysem kalktım mı? Kalktım. Elinden geleni yaptım mı? Yaptım. Ben şimdi geriye dönsem neyi düzeltirdim? Düşündüm, düşündüm, düzeltecek hiçbir şey yok. Çünkü cidden çok iyi çalıştım. Bu yüzden dedim ki kendime, hani sen zaten buraya kadar, bir yere kadar geldin. Yani sen zaten artık oldun. Artık sen kazandın ya da kaybettin. Bir şekilde bir yere geldin. Gelebileceğinin son noktasındasın. Bundan sonra senin net düşüklüğü yapman da çok aşırı yükseklere çıkman da seni etkilememeli diye düşündüm ve netlerimi hiç kafaya takmadım. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Sizin öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. Son hafta ya da son 2 hafta yani fark etmez. Bundan sonra çözeceğiniz denemelerde yanlış yapmış olmanız sizin bir şeyleri eksik yapıyor olduğunuzu göstermez. Çünkü artık siz bir şeyleri yaptınız. Eksik olduğunuzu şu anda fark etmeyecektiniz eğer eksikseniz. Daha öncesinde fark edip onu düzeltmeniz gerekiyordu. Artık aşırı aşırı netler koymak için de çok geç. Artık netleri düşünmek için de çok geç. Normalde sen 90 yapan biriysen son 2 hafta 70 yapsan umursama yani. Hiç onu aklından bile çıkar, öyle söyleyeyim. Ama sen eğer normalde 70 yapan biriysen son 2 hafta bir anda denemede 100 yapıyorsan gene onu unut. Yani 70 et yapacak kadar çalıştıysan şu anda seni 100 yapıyor olman da bir şey değiştirmez. 50 yapıyor olman da bir şey değiştirmez. Sen şu ana kadar gelmişsin, ortalama bir netin mutlaka vardır. Bu netine devam edeceksin demektir. Çok ekstrem değişiklikler olacağını zannetmiyorum son haftaki denemelerde. Ama şöyle bir nokta var. Sınav anı çok önemli. Bu bahsettiğim şu nokta, sizin şu ana kadar geldiğiniz noktadan bahsediyorum. Yani belli kapasitenize bağlı bir şekilde. Ama sınav anı çok etkili. Yani sen sınavda şu ana kadar 90 yapan ya da 100 yapan bir insansın. Ama sınavda bir şey senin dikkatini dağıttı. Ya da bilmiyorum, bir hastalık oluştu. Sende baş dönmesi, baş ağrısı, hani bir şey oldu. Ya da ortamdaki kötü bir şeyler etkilendin. Bu sebepten ötürü odaklanamamış ve kötü yapmış olabilirsin. Bu da gayet normal. Ya da şu ana kadar 90-100 yapan bir insansın ama sınavda bir anda 5-10 net yüksek yaptın. Bu da olabilir. Tekrar özetliyorum. Şu saatten sonra yaptığınız denemelerdeki ekstra artışlar, ekstradan kastım 2-3 net, 5 net değil. Kastım 10-15-20 net. Yani artık bundan sonra net o kadar düşer ne o kadar yükselir. Öyle söyleyeyim. Bunu her net için söyleyebilirim. Sen 110'daysan artık sana 120 yapacaksın diyemem. Veya sen 70'sen, sen 50 yaptıysan eğer bir sonraki denemende, derim ki ya senin netin 70. Sen o yüzden 50 yapamazsın. Veya sen 75 yaparsın veya 65 yaparsın ama 50 yapamazsın. O kadar düşemezsin derim. Ama üzerine aşırı aşırı koyup aşırı aşırı düşemezsin. Bundan bahsediyorum. Senin şu artık belirli bir standartın var. Sen artık oradan sadece 5 net oynarsın, oynamazsın. Öyle söyleyebilirim. Ben en azından genel olarak bunu söyleyebilirim. Genelinden bahsediyorum. Şimdi sınav anının etkileme noktasına geleceğim. Bu bahsettiklerim sınava kadarki çalışmalarınızdaki çözümlü denemelerden bahsediyorum arkadaşlar. Sınava kadarki çözümlü denemelerde veya şu ana kadar geldiğiniz noktada artık son 2 haftada aşırı şeyler değiştiremezsiniz. Belli noktayı yaptınız, artık orada kaldı.
Ama bu şu demek değil. Sınav anı etkisiz mi? Tabii ki değil. Sınav anı çok çok etkili bir faktör. Yani sen sınava kadar çok iyi çalışan bir öğrencisin. 90-100 yapıyorsun artık ama sınava geldin. Bir şey senin dikkatini dağıttı. Bir şey oldu. Daha yeni bahsettim ya hani onun gibi senin dikkatini dağıtacak bir şey oldu ve bir anda 70 yapabilirsin. Bu çok normal. Ama bunun normal olmasının sebebi senin 70 yapıyor sınav anındaki dikkatsizliğinden dolayı 70 yapıyor olabilmen. Senin dikkatsizliğe sahip olman normal bir şey değil. Bu yüzden kendinize ne dikkatiniz dağıtıyorsa, ne sizi olumsuz etkiliyorsa onun üzerine doğru gitmelisiniz bu saatten sonra. Bunu her zaman söylüyorum. Sınava 2 ay kalana kadar bir video çekmiştim ve bunu onda da söylemiştim sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Eğer sen diyelim ki sessizlikten çok hoşlanıyorsun, sesli ortamı deneme çözemiyorsun ve çok rahatsız oluyorsun. Sınav anında sana ne getireceğini bilemediğin için senin artık sesli ortamda deneme çözüyor olman gerekiyor. Arkada müzik aç çöz demiyorum. Rock müzik dinleyerek Türkçe oku demiyorum. Bundan bahsetmiyorum. Sadece ortam seslerini sıfıra indirgeme. Üst komşu ses ne yapıyor? Yapsın. Yan odada anne baban kavga mı ediyor ya da sohbet mi ediyor? Yani neyse yapsın bırakın hani hiç fark etmez artık. Sizin etraftaki sesten etkilenmiyor olmanız gerekiyor. Bu herkes için değişebilir. Masanın tıkırtısı senin hoşuna gitmiyordur veya kalem sesi. Ya bilmiyorum hani artık ne varsa senin dikkatini dağıtan onu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmalısın. Kısacası arkadaşlar şu andan itibaren aşırı büyük değişimler beklemeyin kendinizden iyi veya kötü. Sınav anında çok iyi yönetebilirseniz çok yerlere gelirsiniz ve sınav anının önemini de asla ama asla unutmayın. Zaten sınav anı hakkında, sınav günü hakkında daha detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi gelelim konumuza. Son haftaki denemelerde veya son haftaki çalışmalarımızda ne yaptım? Veya siz ne yapabilirsiniz? Tavsiyelerim ne olabilir? Kendimde bir eksik buldum veya doğru bulduğum yerler nelerdir? Biraz bundan bahsedeceğim. Genel olarak genel tabloya baktığımızda sen artık %80 oranında sınavda ne yapacağım belli. Ya da 80'den bence daha fazla. 90 falan da diyebilirim bu oranı. Bu yüzden son hafta kendini aşırı yükleme yapmak zorunda değilsin. Yani sen illa deneme çözmek, son güne kadar deneme çözmek, son güne kadar konu çalışmak zorunda değilsin. Ha, eksiğin mi var? Yapabilirsin, çalışabilirsin, için rahatlar. Bir şeyler öğrenebilirsin belki. Ya da kendini rahatsız hissediyorsan, vicdanın el vermiyorsa deneme çözmemeye çözebilirsin. Bu o anlama gelmiyor. Çünkü ben de mesela birçok kanala baktığımda, birçok kişiyle konuştuğumda son haftaya kadar deneme çözen vardı. Sınav günü bile çalışıp giren vardı. Ve onlar da gayet iyi yerlere geldiler. Çünkü o insanlar da o şekilde kendilerini rahat hissettikleri için öyle yaptılar. Demem o ki sınav anında rahat olacağı şekilde şu ana kadar gelmelisin. Yani sen sınav anında eğer kafanda ya keşke şu denemeyi de çözseydim, keşke şuna da baksaydım diyeceksen çöz. Onu oku, onu yap, o konuya çalış. Son haftadan bahsediyorum. Ama eğer sınav günü geldi de ya ama ne gerek vardı çalışmama boş boşuna kendimi yormuşum diyeceksen yapma. Çünkü ben mesela son haftaya girdiğimde cidden üzerinde bir rahatlık vardı. Yataktan beri çıkmak istemiyordum ki çıkmadım çoğu zaman. Dedim ki artık ben son haftaya kadar yaptım. Bir şey koyamam üzerine. Artık ben oldum veya olmadım. Bu artık hani tamamen sınava bağlı bir şey. Bu yüzden deneme çözmeyeceğim. Herhangi bir test çalışması yapmayacağım. Herhangi bir branş denemesi hiçbir şey çözmeyeceğim. Sadece çıkarttığım soruları ve notlarımı okuyacağım. Ki iyi ki de öyle yapmışım. Çünkü şu ana kadar yaptığım bilgileri tazelemek adına notları okumak ve soru biriktirdiğiniz sorulara bakmak bence en doğru seçenek. Veya işte video falan da izleyebilirsiniz. Ama tekrar amaçlı. Eğer bana önerin ne Buse diye sorarsanız genel olarak herkese önerebileceğim şey şu ana kadar getirdiklerine sahip çıkmak. Sen şu ana kadar bir yere geldin, belli şeyler öğrendin. Bu saatten sonra son hafta ona sahip çıkabilirsen yaparsın. Eğer onları unutursan çalıştıkların da boşa gider. Bu yüzden bence biraz daha tekrara dayalı çalışmalar yapabilirsiniz. Ve tabii ki deneme çözebilirsiniz. Bunun için branş denemesi çözebilirsiniz. Soru bankası çözebilirsin. Bunlar tamamen sana bağlı. Ama eğer yorulduysan, takatim kalmadı, cidden deneme görmek istemiyorum diyorsan o kalan 15-20 tane deneme yığınına bakma. Çözme. Çıkartın sorularına ve notlarına ya da böyle videolara falan bakabilirsin. Kampüs kanalının çok güzel böyle tam tekrar videoları falan yayınlanıyor çünkü. Ben onlara bakmıştım ve gayet hoşuma gitmiş. Onlara da bakabilirsin. Genelde videoları 2x izliyordum. Geçen videomda söylemiştim. Ve bu benim için zaman kaybı olmuyordu. Sana da bunu öneririm. Ama hani yine de sana çok aşırı yorulmanı önermem. En azından sınavdan bir gün önceye kadar dinlenmeni tavsiye ederim. Çünkü cidden sınava yorgun bir kafayla girmek de bence hiç iyi değil. Sınav günü rahat edeceğin şekilde kendine zaman ayırabilirsin. Bu yüzden bunun belli bir skalası yok. Bu tamamen kişinin kendine bağlı bir şey. Her şeyde olduğu gibi, her çalışma stilinde olduğu gibi. Kafanızdaki soru işaretlerini anlayabiliyorum. Hani siz de sonuçta sınava giriyorsunuz.
Bazılarınız mezun ve tekrar mezuna bırakmak istemiyor olabilir. 12'ler de mezuna bırakmak istemiyor olabilir. Yani tamamen kendinizi artık kurtarmak ve bu süreçten uzaklaşmak istediğinizi çok iyi anlıyorum. Bu yüzden bu tarz videoları çok istediğinizi biliyorum. Ama gene de dediğim gibi her videonun sonu buna çıkıyor. Her videonun sonunda o kişinin sadece o kişiye bağlı olduğunu, o planın sadece o kişiye bağlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Sınav anı çok 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 önemli. Sınav anıyla alakalı bir video geliyor arkadaşlar, inşallah yapacağım. Umarım yetiştirebilirsem. Çünkü bu ara çok tembelim. Evet, ileriki süreçte benden istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Sadece YKS ile alakalı video çekmiyorum arkadaşlar. Onu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen farklı video içeriklerinizi de bekliyorum. Vlog, sohbet, artık ne isterseniz olabilir yani. O tamamen benim kafama bağlı. Bir de yaz tatili falan geliyor. Yani yaz tatilinde de bol bol farklı içerikler çekeceğim. Takipte kalın lütfen. Abone olmadıysanız lütfen artık abone olun. Zaten buraya kadar izlediyseniz bence olmuşsunuzdur bile diye tahmin ediyorum. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşürüz.